çalışmaları evde de fazla evde bir miktar maaş verecek. Sonra 15 yıla kadar bir hapis cezası var. Yani ciddi de bir cezası var. Olmazsa bizim takma sahiplerinin önderleri olduğu şeklindedir. Haber kayıtlarından bebeğin oraya nasıl geldiğini tespit ediyordu. Bir tane daha örnek vereyim. Aile toplumumuzun, medeniyetimizin temel taşıdır. Yani bu temel taşı yıktıktan sonra zaten toplumun kalması da mümkün değildir. O toplumların başka ülkeler tarafından, uluslararası güçler tarafından sömürülmesine biz kapı açmış olacağız. Zaten Batı'nın da üstünde en çok durduğu nokta aileyi bozup bireyselleşmiş olan insanları daha rahat bir şekilde kandırabilmek, kendine çekebilmek. Bizi ayakta tutan en temel, en önemli kurum bizde, bizim İslami anlayışımızda, bizim gelenek ve görenimizde de olan şey ailedir. Bunun için Batılılar her şeyden çok daima aileyi hedef alıyorlar. Buna göre politikalar, buna göre çalışmalar yapıyorlar. Yani bizim de karşı cephenin yapmaya çalıştıklarını en iyi noktada bilmemiz gerekir ki ona göre tedbirimizi almış olalım. Aileye zarar verecek olan her türlü kanuni düzenlemeler olsun, medya yayınları olsun, başka uygulamalar olsun. Yani muhakkak karşı durmak, sesimizi kaldırmak gerekir ki bu kalemizi koruyabilelim. Bugün küresel ahlaksızlığın en yaygın bir şekilde sürdürüldüğü bir zaman diliminde yaşıyoruz. İşte hepimiz görüyoruz. Yani kadın ve paranın kullanılarak insanların ve toplumların yıkılması için nelerin yapıldığını çeşitli etkinlikleriyle maalesef görüyoruz. Bundan dolayı aile bizim açımızdan yani mikro bir devlet, kutsal bir kurumdur. Bunu bizim nesillerimize öğretmemiz lazım, anlatmamız lazım. Maalesef gittikçe işte ailenin sorumluluğunda kaçan, evlenmek istenmeyen, sürekli evlenmeyi geciktiren ve öteleyen bir nesille karşı karşıyayız. Yani ben niye kocanın derdini çekeyim, ben niye karının derdini çekeyim gibi anlayışlara sahip veya niye ben evlatların derdini çekeyim diye öyle sorumsuz bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor. Bunu bizim hem bireysel hem toplum ve hem devlet olarak bunun üzerinde gitmemiz gerekir haliyle. Erkek maaşlı, kadın maaşlı olduğu zaman da kadın bu sefer erkeğin reisliğini kabul etmiyor. Sen sana, ben bana diye meydan okuyabiliyor, tersleyebiliyor. İkisi de çalıştığı için eve geldiklerinde yorgun argın her ikisi de geliyor. Bu sefer kadın tekrar da yemek hazırlama, çamaşır yıkama, çocuğa bakma gibi ekstra bir görev yapıyor. Aslında bu kadına daha büyük bir eziyet yapılmış oluyor. Yani kadını dışarı çıkartmak esas kadına saygı değil, daha çok kadını yormaktır, onu mağdur etmektir bir noktada. Öbür tarafta yine her ikisinin dışarıda olmasıyla çocuğun kreşlerde ve yuvalarda, çocuk yuvalarında verilmesi durumu ortaya çıkıyor. Bu da çocuğun sevgisiz aile şefkatinden, anne şefkatinden mahrum bir şekilde büyümesine vesile oluyor. Ve dolayısıyla yorgun, argın bir şekilde eve gelen aile birbirleriyle doğru bir iletişim kurmadan o kopuklukla çalışmalar devam ediyor. Yani biz kadınlarımız kendi evinde eşine hizmet etmekten kaçınırken bugün gidip çalıştığı yerde 10 tane, 20 tane, 50 tane adama hizmet yapabilmekte. Veya kadınlar diyelim ki kendi kocasına süslenme yerine daha çok iş yerine giderken süslenerek daha çok kişinin beğenisini alma duygusuna da kapılıyor. Ve bu da ne oluyor? Ailenin havuzunun su almasına ve gittikçe oradaki sevginin, huzurun dağılmasına vesile olmuş oluyor. Bu anlamda kadının her işte değil, özellikle evin de ev hanımlığının da bir meslek olduğunu ve bu ev hanımlığının özendirilmesi, çocuğun, yavrunun eğitilmesi noktasına bakımının da bir meslek olduğunu özendirilmesi gerekiyor. Ev kadınlığının, ev hanımlığının değerli bir varlık olduğunu, değerli bir iş olduğunu, değerli bir meslek olduğunun algısını oluşturmamız gerekir. Hatta bizim önerilerimizden bir tanesi de ev hanımlarına sigorta ve uygun bir maaşın verilmesi ve bu şekilde kadının ev hanımlığı noktasında da cazibesinin artırılması, cazip hale getirilmesini de
önermiş oluyoruz basın mensupları kanalıyla iktidara. Boşanma sebepleri arasında neler var? Kısaca bilgilendirelim. Mesela zina konusu boşanma sebebi sayılıyor. Hayata kast konusu ya da diyelim ki çok kötü muamelede bulundu ayrıca. Suç işleme ya da haysiyetsiz yaşam sürüyorsa ya da evlilik birliği temelinden sarsılmışsa, artık birbirine çekilemez dedikleri noktaya gelmişse bu durumda boşanma sebebi sayılıyor. Tabii boşandı sonra ne olacak? Maddi ve manevi tazminat hakkı var. Yani şahıs bu konudaki haklı taraf, haksız tarafa karşı bunu açabiliyor. Ve yoksulluk nafakası dediğimiz bir şey de, boşanma yüzünden yoksulluğa düşen tarafa bu kanunda süresiz nafaka isteyebilir. Zaten aile haklarıyla ilgilenen grubun en çok itiraz ettiği noktalardan birisi o. Bir ay evlendik, bir hafta evlendik ya da bir yıl evlendik deyip bunu işte ömür boyunca nafakasını ödemek zorunda kalıyor. Bir ailenin tanımını yapmak istiyorum. Nedir aile? Hakikaten aile üzerinde çok şey konuşuluyor. Biz tanımını yaparsak belki onun üzerinde daha güzel şeylere varabiliriz. Birçok tanımı var. Mesela aile, biz diyoruz ki temelini ilahi kaynaktan alan kutsal bir kurumdur. Demek ki temelimizi ilahi kaynaktan alıyoruz. Kur'an ve sünnetten alıyoruz. Dolayısıyla aileyi biz iyi tanımlamamız lazım. Aile, Allah Azze ve Celle'nin en muhteşem sanatı olan insanın eğitilip, üretilip eğitildiği yerdir. İnsanı insan yapan ailedir, toplumu toplum yapan da ailedir. Aile, insan ile toplum arasında bir köprüdür. Bu köprüyü iyi tesis ederseniz hem birey hem de toplum en güzel şekilde ne olur? Hayatına ikame eder, devam eder. Biz kadını koruyalım derken ailemizi bitirdik. Biz kadını koruyalım derken toplumu bitirdik. Biz kadını koruyalım derken öz evlatlarımızın katili olduk. Biz kadını koruyalım derken ülkemizde bir beka sorunu oluşturduk. Aile bitince beka sorunu da başlar arkadaşlar. Hiç kimse demesin şu tehdit, bu tehdit, o tehdit. Ailenin bitmesi en büyük tehdit. Ailesi biten toplumlar Avrupa gibi olacaktır. Peki bize bu yasayı veren, bu yasayı ısrarla sunan, allayıp pullayıp ballı bademlerle önümüze getiren Avrupa, yani 62-84 denilen yasa kimler tarafından kabul edilmiş biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, İspanya, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan, Andorra. Bana İngiltere'den bahsedebilir misiniz? Yok. Fransa, Hollanda yok. Norveç yok. İsveç yok. Peki bu yasaları kim fonluyor? Defalarca Akit gazetesinde bunlar haber oldu. Norveç, Hollanda ve benzer ülkeler bu yasaları fonluyor arkadaşlar. Peki bu yasalar onlarda niye yok? Çünkü bu yasalara ihtiyaçları yok. Çünkü aileleri yok arkadaşlar. Çünkü evlilik müesseseleri bitti. Çünkü genç nüfusları bitti. Savaşacak askerleri bitti. Hatta fabrikalarda çalışacak işçileri de yok. Avrupa insan hakları diye diye insanı katletti şu an. İnsan hakları diye diye kadını katletti.